Tapus ister misin? Hayır, bir şey yok. Sen kendi de eleyebilirsin, dokunabilirsin. Evet. Tamam. Sen kendi de eleyebilirsin. Aa, orada ne var? Hangi kitap daha var Necim? Ben istiyorum. Onu istiyorsun. Evet, alt serini unutma. Orada ne var? Mehmet'in sağlık durumu hakkında bilgi verebilir miyiz? Mehmet 12 senedir serebral palsi hastası. Erken doğuma bağlı beyin felci durumu deniliyor. Yaklaşık 18 tane ameliyatımız oldu bu dönemde. Şu anda da ayağa kalkma durumu söz konusu. Sizle daha önceki görüşmelerimizde Mehmet daha ağır durumdaydı. Fakat bundan sonraki dönemde gerek benim çalışmalarım gerek de işte katkılarla Mehmet şu an adımlama dönemine girdi. Çok yoğun bir fizik tedavi, özel eğitim, ergoterapi, yüzme dersleri aldı. Şimdi işte artık adımlama aşamasında. Ameliyatlarımızda son aşama bir tane kaldı. Onun dışında hiçbir sorunumuz yok. Daha önce bir başka okuldaydık ama 2 senedir okulumuzdayız. 100. yıl Kepez Ortaokulu'ndayız ve çok iyi gidiyor. Okulda yani biz burada artık okumaya geçtik. Çok iyi durumdayız. Oturamıyordu. Zaten biz bu okulu çok araştırdık gerek dışarıdan ama okula geldiğimiz zaman gerek müdürümüz Gürol Bey'e gerek işte Burak öğretmenimizle inanılmaz yol kat ettik. Yani okul değil bizim evimiz gibi oldu. Ben bu kadar olabileceğini hiç düşünmüyordum. O kadar huzurlu bir yerdeyim ki ben artık günün 6 saatinde gözümü arkada bırakmadan okulunda Mehmet'in her türlü etkinliğe katılıyor. Çok mutlu oluyorum. Okuldan sonraki hayalimiz yürümesi tabii ki de. Kendini kurtarabilecek bir seviyeye gelmesi. Kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettirmesi. Çünkü hani insanoğlu ne olacağı bilemeyiz ama akıllı bir yani bir birey olarak topluma karışması. Daha önce çok çekingendi hatırlıyorsunuz. Hiç konuşmuyordu. Şimdi herkesle birebir muhatap olabiliyor, konuşabiliyor. Çok büyük gelişti. Artık bundan sonrasında daha da iyi görmek istiyorum. Onun yürümesini istiyorum. Şimdi robotik dediğimiz bir cihazımız var. Bunun için bir valilik kampanyamız var. Bu devam ediyor şu süreçte. Son bir aya girdik. Büyük bir miktarını hallettik. Cihaz da geldi. Geri kalan miktarla da Allah izin verirse Mehmet artık yürüyebilecek kapasiteye gelecek o cihazın sayesinde. Şu an 6.000 eurodayız eksiğimiz. Evet, 37.500 euroluk bir cihazdı. 31.500 eurosu toplanmış durumda. 6.000 euromuz kaldı. Bu cihazla ilgili valilik iznimiz var, resmi iznini. Herkes E-Devleti'nden bakıp sorgulayabiliyor bunu zaten. Bunun için destek bekliyorum. Çünkü sürem çok kısa kaldı. Hani son bir aydayız. O bir ayın içinde de bunu tamamlayabilirsek artık Mehmet için geleceğe yani gelecekle ilgili hayallerimizden bir tanesi daha olacak. Evet, burada hangi hayvanımız vardı? Evet, bu fare bu. Evet. Tamam, fare ne yapıyor? Evet. Tamam. Yuvaların adı. Başka bir anlat bakalım ne biliyorsun bana onlarda. Şu an neredesin? Okuldayım. Neler yapıyorsun burada? Arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Arif diye bir arkadaşım vardı. Aynı okulda çıktı. İşte ondan sonra ben 6. sınıfı bitirdim. Nasipse de başka yardımcısı olmayı planlıyorum. İleride doktor ve cerrah olmak istiyorum. Evet. Çünkü benim hayalim buydu. Meslek sahibi olmak ileride annemsiz. Yani parası kazanmak istiyorum ileride. Yürüme koşmak istiyorum. Bir de bütün arkadaşlarım gibi
yanlarında gezmek istiyorum. Şu arabaya ben her sefer hülya koçiyi aldırdım çocuğumuza. Şu anda şu araba 25 bin lira.